işaret buyursunlar arkadaşlar tek tek, tüm arkadaşlar da onu duysun. Dolayısıyla şimdi buraya kadar anlatılan bölümlere sevgili Erol kardeşim çok güzel ifade etti. Ama mutlaka anlaşılmayan bölümden olabilir, tereddüt eden hususlar olabilir. Ben, müsaade eder misiniz? Bir temel bir nosyon arz etmek istiyorum. O da şu. Şimdi bakın bu 2006 yılından beri bu sistem geldi. Kadir ve tevkifatı meselesi. Şimdi bu arada bunun ilk çıkış noktası, yani bir mantığını kavrarsak geri kalan çözümlemesi çok daha kolay olacaktır. Mantık şu. Dikkat edersek kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi kurumların bir takım yaptırmış olduğu hizmetleri ilgili o hizmeti yapana KDV'nin tamamını ödemek yerine bunların bir kısmını bu kamu kurum ve kuruluşları ya da benzeri kuruluşları tevkif ederek tamamı KDV ödemeyip KDV'nin güvence altına alınmasını sağlamak. Şimdi buradan iki tane bakış tarzı çıkıyor. Bir tanesi o bu bedeli, bu parayı alan, bu belgeyi, bu hizmeti veren ya da teslim yapan kişinin bir güvenilirlik sorunu var. Kamunun parasının burada çıkmaması meselesi var. Bir de bir başka meselesi var. O da özellikle yapım işleriyle alakalı da müteahhitlik hizmetlerinde idare hak ediş bedelini sözleşmeye uygun olarak ödeyemiyor. Şimdi bu defa şeyler fevran etmeye başladı. Onun geçmişine dönerse bu neden çıktığı meselesi, felsefesi. Dedi ki sen bana benim hak edişimi ödemiyorsun. Ama öte yanda benim KDV'm hak edişin imzalanmasıyla doğuyor. Ama ben parayı tahsil edemiyorum. Atıyorum işte milyarlarca lirayı, ondan sonra benim borçlu ilan diyorsun. Ben bunu ödeyemiyorum. Burada bir fevran oldu geçmişte. Çok yakınmalar oldu. Haklı tarafları olabilir. Dolayısıyla o zaman yani bunun ilk çıkış noktası bu iki nedenle. Bir tanesi devletin KDV'den dolayı kaybını önlemek, bir diğer de bu yakınmalara cevap vermek adına oldu. Özellikle yabancı kökenli müteahhitlik firmalarının bu konuda çok serzenişi oldu. Bu işin tarihsel boyutunda. Dolayısıyla bakanlık böyle bir düzenleme yaptı. Ama daha sonra benzeri ilave talepler, ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu defa bu 117 nolu tebliğle bunun hem kapsamı genişletildi ve baktığımız zaman iki tane grubun yeni alana girdiğini görüyoruz. Bir tanesi servis, her türlü baskı, seminer orada söyledi. Her türlü baskı ve basım hizmetleri, bu yenidir. Daha önce hiç bu konu değil de. Bir de servis taşımacılığı hizmetleri. Burada da KDV KDV kayıp ve kaçağı çok fazlaydı. Bunu da bu sistemin içine dahil ettiler. Ama yine Erol söyledi onu. Bu arada oranlarda da değişmiş. Mesela yapı denetim firmalarının 1/2'ydi biliyorsunuz. O oran 9/1 ona çıkarıldı. Bunu bir tarafa koyalım. Bir diğer demek ki bir mantık o 312B diye çok güzel formüle etti. İşte kamu kurumu veya ona benzeri nitelikte olan şeyler. Bir diğer 312A bunlar da zaten katma değer vergisi mükellef olanlar. Demek ki ayrım yaparken böyle yapacağız. Yani 312A dediğimiz zaman bileceğiz ki bunlar prensip olarak KDV, gerçek usulde KDV mükellefiyeti olanlar. 312B dediğimiz zaman ağırlıklı olarak mutlak değil ama bu. Ağırlıklı olarak kamu kurumu niteliğinde ve normalde faaliyetleri KDV'ye tabi olmayan ama sorumlu sıfatıyla KDV beyan edenler, istisnaları dışarıda bırakıyorum. Yani prensip bazında böyle. Böyle çözümlersek, ana fikri iyi kavrarsak, o zaman her bir olay çıktığımız zaman çözülmemesi kolay olacaktır. Şimdi ben bu açıklamayı ne ettim? Herhalde bir ilave var mı? Şimdi şöyle diyelim. Aslında gerekçesi şu aslında hocam. Temel gerekçe şu. Bir de hizmet sektöründe ciddi bir vergisel kayıp var arkadaşlar. Hem belge üzerinde var hem de
süreci, çünkü hizmet süreci mal gibi değil, teslimi, takibi zor bir süreç. Bu şekilde tevkifatlara, ben yani iyi taraf, ben tevkifatlara gerçekten karşıyım açıkçası ama iyi tarafı da şu, bu süreci kayıt altına almaya çalışıyorlar. Şimdi özelliği olan mallarda tevkifat var, dikkat edersen biraz sonra söyleyeyim. Onlarda da gerçekten belge düzeni olmayan mallar da onlar. Belge düzeni çok zor olan mallar, işte burada teslimi gibi, burada sal mallar gibi yani. Onlara da bu şekilde kayıt altına almak. Temel amaç şu, kayıt dışılığı önlemek ve sistemi vergiye sokmak. Dikkat ederseniz, hemen hemen tevkifata tabi olmayan hizmet sektörü kalmadı gibi bir şey. Örneğin her firma danışmanlık alıyordu ve bunlar değerlendirmiyordu. Danışmanlar hep arzi faaliyetlerle bunları yapıyordu. Bu süreç bu engelleyecek diye düşünüyorum. Evet, soru var. Evet, Erol Hanım. Şimdi şöyle yapalım. Müsaadenizle. Şimdi ben tek tek arkadaşlarla soruyu kime yöneltileceklerini tespit edeyim. Ve sevgili Erol arkadaşımdan da bunları derleyip toparlayıp gerekirse birkaç tane aynı tek bir soru varsa onu tek bir cevap senden rica edeceğim. Soruları buyurun şimdi söz sizde. Buyurun. Şimdi sorular. Tacim senin bir sorun vardı. Senin yoksa ben o zaman bir söyleyeyim. Bir tane bir hemen başta kardeşim bir şey sunarken söyledi. Bir arkadaşım sordu onu. Şimdi Erol haklı olarak dedi ki yeni bir şey var burada uygulama. O da şu. Siz arzi bir hizmet yapan kişiden ne yapacaksınız? Bir nevi taahhütname alacaksınız. Yani ben bu işi arzi olarak yapıyorum diye. Bu son derece önemli. Yalnız orada bir şey dikkatini çekin. Şimdi bir ifade zaafı ve eksikliği olmasın. Arzi demek, şimdi arzinin bizim vergi mevzuatında tanımı yok. Yani arzinin tanımı anlamış olur. Mutat olmayan. Yani devamlı olmuyor. Mutat demek devamlı olmayan. Şimdi devamlılığın şeyi de, onun ölçüsü de yok. Şimdi ama genel olarak gelinen nokta şu. Birden fazla bir takvim yılında tekrarlanıyorsa bu devamlı olarak niteleniyor. Ama bir takvim yılında bir defa o işlem yapılmışsa o arzi niteliği var demektir. Şimdi örnek, mesela üniversitede atıyorum Marmara Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi bir uzmanlık alanı var. Siz firma olarak diyorsunuz ki hocam biz de şu konuda bir danışmanlık verir misiniz? Hocanın esas geliri nereden? Üniversite hocaları esas işine o. Şimdi o danışmanlık hizmeti o hoca açısından arizi. Hatırladın mı? Dolayısıyla bu arizi kazanç kapsamına girer. Yani demek ki bir, iki tane unsuru var. Yani tekrarlanmama meselesi var. Bir başka özel unsuru da bunun esas gelir kapısı olmama meselesi var. Yani kişinin esas mesleğinin ne olduğu, kişinin esas mesleği öğretim üyesi ise ve tekrarlanmamak üzere, yani tek başına yetmiyor. Tekrarlanmamak üzere de bu danışmanlık hizmetini veriyorsa bu arzi kazanç. Ama tam tarzım söyleyeyim, bitireyim. Sana söz veriyorum. İlk söz senin. Demek ki yani tek başına bir niteliğini dikkate alırsak hata yaparız. Hem o kişi için, o kişi için o iş tekrarlanmayacak, yetmiyor, yetmez. Bir de o kişinin başka bir esas gelirini temin ettiği bir iş olacak. Ya da öğrenci, o zaman o kişinin esas yaptığı iş ne? Öğrencilik. Rakamsal sınırda. Rakama ben iştirak etmeyeceğim Erol'cum, onu paylaşırız. Ben soru soracağım, gelir vergisi beyan sınırında dikkat alacak mı? Şimdi arzi kazançların vergilendirmesi biliyorsunuz 7. gelir unsuru olarak diğer kazanç mevzuatlar kapsamı içinde değer açık kazancı sonra ayrılıyor. Biri değer açık kazancı, diğeri de arzi kazançlar. Arzi kazanç ne? İşte serbest meslek veya ticari kazanç faaliyetlerinin devamlı kelimesi yok orada. Arzi olarak yapılmasından elde edilen kazanç ve ihraçlar diyor. Kandaki genel tanımlama yaklaşık bu. Şimdi soru tarzı. Tek tek ben şimdi soracağım bu açıklamadan sonra. Gelir vergisinin bu beyan verme hakları var ya serbest meslek vergisi. O hakları içinde kalırsa yani 22 bin lira, 23 bin lira sanırım 2000
Çin ha, gelelim şimdi. O atlar arasında kalırsa ama... Peki abi, şimdi... O arizi olarak ayda tamam, bir, tamam, ayda iki yapabilir ama devamlı yapabilir. Şimdi bak, burada çok Kadi kardeşime teşekkür etmek lazım. Bakın, ince nitelik şu. Burada kazancın, farklı görüşler olabilir, tartışabilirim. Kazancın miktarı onun arizi olup olmadığını etkilemez. 1 milyar dolar alabilirim ama bu bir arizi olabilir. Benim bir tatminde tek seferde yaptığım iş olabilir ama rakam 1 milyar dolar olabilir. Senin dediğin, Taci'ye hakikaten teşekkür ederim. Senin dediğin mesele onun arizi kazancın beyan edilip edilmemesi meselesiyle ilgili. Yani demek ki ben 1 milyar dolar aldım. Esas işim Boğaziçi Üniversitesi'nde, boşun Boğaziçi'nde, Marmara Üniversitesi olsun. Marmara Üniversitesi'nde hocalık yapıyorum, işim bu. Ama ben o kadar ulvi bir adamım ki, o kadar bir şey, böyle bir danışmanlık yapmışım, çok ciddi de para almışım. Abartmayayım rakamları ama ciddi para almışım. O rakam da demek ki bir defa ne yapacağız? İlk tahlil, bu bir nedir? Arizi kazanç mı? Evet, arizi kazanç koyduk. İki, bu hoca bu kazancı beyan edecek mi, etmeyecek mi? Bu ikinci mesele. Nedir? Arizi kazançların beyanı meselesi var. Şimdi 23 bin lirayı aşıyorsa, arizi kazançlar beyan edilmesi gerekiyor. Anladın mı? Şimdi bu 23 olur, 15 olur, o bakanlar kurulu kararıyla belirlenir, o ayrı bir konu. Demek ki esas bu noktayı iyi kavramak lazım. Bir şey arizi kazancı ne olup olmadığını. Ha ben 10 bin lirayı geçerse bu arizi kazançtır. Rakama bağlı değil. Bak rakama bağlı değil. O işin niteliğine bağlı. Rakam meselesi beyan edilip edilmemesiyle ilgili. Muafiyet kelimesi yanlış. İstisna sınırları içinde kalıp kalmaması meselesi. Gelir elde edemez. Tamam. İstisna sınırları içinde kalıyorsa beyan edilmeyecek. İstisna sınırları dışına çıkıyorsa beyan edilecek. Tamam. Yani temel böyle bir ayıralım. İşin buradaki istisna... Şimdi burada ben Erol'a bir söz vereceğim. Şimdi, yine burada bağlı olarak bir sorudan soracağım. Bu istisna sınırları içinde kalıyorsa biz ona stopaj yapacağız. Gider pusulası imzalatacağız. Bak stopaj başkanı üzerindeyse o zaman da kendisi beyan etmesi gerekiyor. O zaman sadece stopajsız stopaj konusu ayrı bir konu. Bak onu ayrı bir çözümleyeceğiz. Şimdi biz neyi çözdük? Çözmeye gayret ediyoruz ya da ben kaderde onu da gelmedim daha. Ne kazancın arizi olup olmadığını, yani hangi bir kazancın arizidir değildir. İkincisi hangi arizi sınırı aşarsa arizi kazanç beyan edilir edilmez. Bunu analiz ettik. Daha KDV'ye gelmedik. Ha şimdi prensip ne? Arizi kazançları biliyorsunuz katma değer vergisi kanunu hüküm var. Arizi kazançlar istisna kapsamında. Yani KDV yönden istisna kapsamında. Ama arizi kazançların gelir türüne bağlı olarak stopaja 94. maddeye göre stopaja tabi. Bak bu konumuz ayrı bir konu. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi sevgili Erol'un da konusu olarak burada vakit kalırsa diğer bölümlere de gireriz. KDV tevkifatı açısından gündemimizin maddesi bu ya. Burada bir bütün meseleyi bitirelim. Vaktimiz kalırsa da diğer gelmek için 94'ü falan filan da irdeleyelim. Şimdi bir tamamlama yapayım. Şimdi ben...